Buyurun sana. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 12. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve aziz halkımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye son 10 yıllık süreçte sağlıktan eğitime, ekonomiden tarım ve sanayiye her alanda devrim niteliğinde önemli dönüşümler yaşadı. Bu dönüşüm alanlarından biri de Türk dış politikasıdır. Türk halkı yıllarca kurgulanmış düşman komşular fobisiyle bir korku ve nefret kültürüyle yönetildi. Şuur altlarımıza yerleştirilen bu korku politikası ile 80 yıl sınırlarımız içerisinde mahpus bir yaşam sürdü. Bu korku kültürü bir yandan özgüvenlerimizi yok ederken diğer yandan da kimlik problemlerine düçar olduk, kendimizi tanıyamadık, tanımlayamadık. Bırakın okyanus aşırı diyarları, sınır ötesi hedefleri, çekildiğimiz sınırlarımızı bile kendi kendimize dar ettik. Türkiye, koca bir asrı, incir çekirdeği meselelerden kardeş kavgaları, yasaklar, siyasi kaoslar, çete oyunları ve darbeler geçti. Değerli milletvekilleri, geçen uzun yılların ardından lambaya hapsedilen cin misali, Türkiye ve Türk dış politikası AK Parti iktidarıyla yeniden uyanmıştır. Son 10 yıllık sürece baktığımızda, Türkiye'nin diplomaside yakaladığı tarihi açımlar adeta bir hipnozdan uyanış niteliğindedir. Pasif, bekle ve görme politikalarının yerini Orta Doğu ve küresel diplomasi dengelerini derinden sarsan aktif one unit politikalara almıştır. Bu keskin ve kişilikli politika değişikliği sonucu Türkiye'nin nüfus coğrafyası bugün 780 bin kilometre ile değil sadece kendi hayalleriyle sınırlıdır. Nitekim Latin Amerika'dan Vietnam'a kadar uzanan insanlık coğrafyasında oluşmuş Türkiye algısı, zalimin değil mazlumun, güçlünün değil haklının, hamisi, kararlı ve onurlu bir Türkiye algısıdır. Değerli milletvekilleri, Türk dış politikasında son 10 yılda elde edilen kazanımları somut bir şekilde ortaya koyan anlamlı göstergeler var. AK Parti iktidarında Türkiye, tarihinde ilk kez devraldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı'nı iki dönemdir sürdürmektedir. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği ve NATO gibi uluslararası örgütler üzerinde artan Türkiye etkinliği, Türk dış politikasının yaşadığı küresel dönüşümün somut kanıtlarıdır. Türkiye'nin uzak coğrafyalarda kazanmış olduğu itibar ve nüfus gücünü, güçlü bir liderlik, kusursuz bir adalet anlayışı, vizyon ve sınırlarımız içinde yakalanan istikrarla açıklayabiliriz. Sahip olduğu güçlü potansiyellerle Türk dış politikasının yakın bir gelecekte çok daha büyük kazanımlar elde edeceğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Değerli milletvekilleri, Türkiye kendini bu kadar kısa sürede küresel bir aktör konumuna getiren diplomaside ciddi bir şuur altı dönüşümü yapmıştır. Her şeyden önce AK Parti iktidarıyla birlikte tek eksenli Türk dış politikası eksen zenginliği kazanmıştır. Yıllarca izlenen tek eksenli mahkum batı politikaları Türk diplomasisini kısırlaştırmıştır. Varlığını sadece batı ile özdeşleştirmeye çalışan ve batılı değerler dışında kalan tüm değerlere kendini kapatan Türkiye'nin doğu, güney ve kuzey politikaları batı politikalarının gölgesinde kalmıştır. Tek eksenli politikalar Türkiye'yi gündemi belirlenen ve itibarsız bir ülke haline getirmiştir. Değerli milletvekili, elhamdülillah ben kendi konuşmamı kendim hazırladım. Sizin gibi oradan buradan almam. Bunun bilincinde olun. Değerli milletvekili, iktidarımızla birlikte dış politikamızın kazandığı eksen zenginliği Türkiye'yi saygın bir küresel aktör haline getirmiştir. Türkiye bugün başta Orta Doğu olmak üzere birçok farklı coğrafya için ilham kaynağı ve model bir ülkedir. Fas, Tunus ve Mısır'dan Pakistan ve Endonezya'ya kadar uzanan farklı coğrafyalarda kurulan Adalet ve Kalkınma Partileri küresel Türkiye algısının hangi boyutta seyrettiğini gösteren önemli bir göstergedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye artık dünya politikalarına yön veren, küresel boyutta rota çizen bir ülkedir. Türkiye potansiyellerini keşfedip kalıtsal değerlerine sahip çıktığı sürece küresel bir güçtür.
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, güç ve zenginliğin batıdan doğuya doğru kaydığı, geleceğin doğudan yükselmeye başladığı bu küresel dönüşüm sürecinin baş aktörü olacaktır. 2012 bütçesinin bu niyetle hayırlara vesile olmasını diliyorum.